Merhabalar. Isparta'da böyle terbiyeli pırasa yemeği pişiriyorlar. Zeytinyağlı. Ben bayılıyorum. Şimdi size onu göstereceğim. Böyle yarım kilo pırasam var. Evet. İstediğiniz kadar havuç doğrayabilirsiniz. Kötü yerleri varsa alın. Ben bunları yıkadığım için güzelce tekrar tekrar yıkamayacağım. Bunları bu şekilde doğrayacağım. Zaten bir kez daha pişirmeden önce sirkeli suda yıkayacağız. Havuçlar da var bu suyun içerisinde. Beyaz sirkemi koydum. Bunları güzelce bekletiyorum. Bir iki kez daha yıkıyorum. Daha sonra süzüp zeytinyağı ile kavurmak için tenceremi alacağım. Evet, ocağımı kısık ateşte en büyüğünde açtım. Güzelce sebzelerimi koyuyorum. Daha sonra orijinal zeytinyağım var benim. Annemler köyde sıkıyorlar bunu. 3 kepçe kadar koyacağım sadece. Kepçem küçük farkındaysanız. Daha sonra istediğiniz kadar da tuzunuzu ekleyin. Sonra bunu kavuracağız. Kavurduktan sonra da birazcık su ekleyeceğiz. Pişmeye bırakacağız. Şimdi yaklaşık 3-5 dakika kadar kavurdum. Ben bu kadar ekliyorum. Bir tatlı kaşığından biraz daha az şeker ekliyorum. Ve tuz ekliyorum. Ondan biraz daha fazla düşündüm. Şimdi de tamamen üstünü kaplamayacak yeterli birazcık da su gezdiriyorum. Ocağın altını hafif ortada açıyorum. Şöyle bir karıştıracağım ve pişmeye bırakacağım. Şimdi ocakta pişerken terbiyesini hazırlayalım. Bir küçük boy köy yumurtam var. Bir de bir tam limonum var. Bunları karıştıracağım. Güzelce çırpacağım. Şimdi pirincini ekleyeceğim. Normalde ben en az 2 avuç dolusu ekliyorum. Biz çünkü eşimle çok pirinci seviyoruz. Şöyle söyleyeyim. İstediğiniz pirinci koyabilirsiniz. Benim elimde yasmin var. Oldukça sağlıklı bir pirinç biliyorsunuz. Ve böyle sağlıklı bir yemeğe de çok yakışacak. Pirincimi de ekliyorum. Pişmeye devam ediyoruz. Suyunu çektiğinde, piştiğinde terbiyesini buluşturacağız yemeğimizle. Gördüğünüz gibi suyunu çekti. Hafif yumuşadı. Zaten kapatacağım altını birazdan terbiyesini yaptıktan sonra. Yumurtasını, limonunu döküyorum. Bol limonlu olunca çok lezzetli oluyor. Bir kere karıştıracağım. 10 dakika sonra da kapatacağım. Hoşçakalın. Enfes bir tadı var. Biraz önce tattım. Biz bu yemeği çok seviyoruz. Zeytinyağlı olduğu için salata gibi de yiyoruz yani aynı zamanda. Yemeğim hazır. Yarım saat sürmüyor yapması. 10 dakika değil en son 5 dakika sürdü. Kapattım. Hoşçakalın.